Vaktinde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Kadri Kambur bizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Buyurunuz Fatih hocam. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hocam halsizlik nedenleri nelerdir? Neden insan halsizleşir? Neden boğaz ağrısı olur? Neden öksürük olur? Neden burun akıntısı neden olur? Neden burun akıntısı olur? Yani şu anda çünkü kış mevsimindeyiz ve herkes bu problemlerle aslında sizlere başvuruyor. Doğru. Tabii siz hasta olunca geliyorlar. Oysa ki başta gelseler belki de bu hastalıklara yakalanmalarını engelleyecek ya da hafif bir şekilde atlatacaklar. Doğru. Hiçbir ilaç da kullanmayacaklar. Karaciğerlerine yüklenmeyecekler. Vücutlarında başka hasarlara sebep olmayacaklar. Bu konuda hocam ne demek istersiniz? Halsizlik insanın hissettiği dışarıdan gözükmeyen güç ve kuvvet eksikliğidir. Şimdi bu güç ve kuvvet eksikliğini gerçekten bir enfeksiyon mu var? Yoksa metabolik bir bozuklukların dışında acaba bir psikolojik durum mu var? Bunu bir kere net olarak ayırt etmenin yolu bir kan tahliliyle vücutta enfeksiyon olup olmadığını anlamak. Yani fiziksel mi, psikolojik mi? Önce bunu ayırt ediyorsunuz. Bunu bir ayırmak. Eğer hakikaten yani bizim isimlerini söylemediğimiz basit tahlillerle bunlar vücudunuzda bir enfeksiyon var diyor öyle evet. mi? Sonra onu tarayıp bulmak, ona göre tedavisini yapmak. Yani teşhis tedavinin anahtarı. Teşhiste de bugünlerde en çok gördüğümüz halsizlik kırgınlıkların içinde çok enteresan bir şey söylüyorum. Evet, viral enfeksiyon, üst solunum yolları enfeksiyonu, akciğer hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları var ama bir şey daha söylüyorum. Vücuttaki iyon transportasyonları var, iyon değişimleri var. Doğru mu? Doğru. Yani şu anda biz hayatımızın en zor günleri olan 21-22 aralığa doğru giderken dünyanın ve güneşin bizim üzerimizdeki iyon değişimleri, atmosferin iyon değişimleri var. Bu kesin bir bilgi ki vücudumuzdaki iyonlar bizi sodyum, potasyum, klor, hani bir sürü ismini söylemeye mümkün değil. 1500 tane enzim var. Onların bütün üzerlerindeki iyonların artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye gösterdiğimiz onların elektrik yüklerinde büyük değişiklikler oluyor. Öyle mi? Doğru. Neden ama? Bunların nedenlerinin bir sürüsü soğuk hava cereyanında kalmak, aşırı zihni yorgunluklar, uzun süre televizyon veya diğer radyasyonların karşısında durmak. Bunlar da insanın vücudunda değişikliklere sebep oluyor. Bunları tespit etmek zor mu? Hiç de zor değil hocam. Bunları da artık elektroansafelogram dahil bizim hani kaslarımızı evet. bile EMG ile elektromiyografi ile bulmamız mümkün. Tedavileri de kolay. Hep cerrahi olarak düşünmeyin. Bunları ilaçlı. Mesela çoğu hasta ben gittim diyor. Acilde kendime bir serum taktırdım. Hemen rahatladım. Nedir bu serum? Hani içerisinde sodyumu, kloru, potasyumu, kloru bilmem neyi olan C vitamini, B vitamini doğru mu? Doğru. Bu iyonlarımızın yerine koyulması gibidir. Hı. Rahatlar. Yine bu mekanizmi en iyi düzenleyen organ da böbrektir, karaciğerdir. Bunların sağlıklı bir biçimde olup olmadığını görmek, onları takviye edici ilaç, gıda, rejim uygulamak gereklidir. Hocam böyle bir hasta geldiğinde hangi testleri yapıyorsun dediniz ya, hemen testlerle biz bunu ortaya çıkarabiliriz. Sedimentasyon, CRP, hemogram yetiyor hocam. Sedimentasyon, CRP, hemogram. Hemogram yani lokositine bakıyorsunuz. Tabii, kan kanının. Düzeyine bakıyorsunuz. Yani trombos, 14 tane parametredir hemogramda. Evet. Lokosit, eritrosit, lokositlerin cinsleri, eritrositlerin middle korpusküler volümleri, plaketlerin volümleri yani kemik iliğinin nasıl çalıştığını bize bilgi evet. veriyor. O buradan yola çıkarak şurada şu kusurun var, sen ağrı kesici ilaçları son zamanlarda fazla almışsın. Bundan dolayı plaketlerin düşmüş, halsizliğin vücudunda morarlar, morartılar var diyebiliyoruz. Bunları dedikten sonra da bazı yani alerjik maddelerin, eozinofillerin yükseldiğini söylüyoruz. Şunları şunları yeme diye. Ne diyoruz günümüzde? Domatesi, cevizi, yumurtayı fazla tüketme diyoruz. Yani o ki biraz daha açıklamamı istedi hocam. Tamam. Bunlar diyetisyenlerin de çok güzel ifade ettikleri şeyler. Ama tekrar söylüyorum. Önce psikolojik bozukluk var mı? Evet. Sonra vücutta bir enfeksiyon var mı? Sonra da ne psikolojik bozukluğum var? Değil mi? Doğru, uyuyorum, rahatım. Düzenli besleniyorum. Hijyenime dikkat ediyorum. Bedenimde de CRP'm, sedimentasyonum normal çıktı. Ben bir iyon kusurum var. Bende bir iyon değişikliğim var.
Bununla ilgili tabii Fransızlar, diğer ülkeler çok çalışıyorlar. Vücuttaki elektrikli dengeyi yerine koymak. Zaten bundan evvel de söylemiştim. Bir hücrenin içerisinde -17 mV elektriğimizi elde eden glikoz giriyor. Girdikten sonra karbondioksit su ve enerjiye dönüşüyor. Enerjinin de -17 mV olduğunu, kalp bununla ilgili çalıştığını, bağırsak bununla ilgili çalıştığını, beyindeki bütün alışverişler -17 mV'la oluyor. Bu eğer bir elektriki yükün içerisindeyseniz orada da bir zarar görüyorsunuz. Nedir bunlar? Ameliyathanedeki yüksek baskı, yani doktorlar için söylüyorum. Evet. Onlar da sıkıntılı insanlar, onların dertlerinden biz ilgilenelim hocam. Evet. Değil mi? O kesinlikle. Hani başınızda kullandığınız lamba var ya. Yüksek ışık. Evet. Ne yapıyor o sizin bedeninizde? Bir sürü titreşimleri oluyor, iyonların değişmesine sebep oluyor. Hatta bu artı eksi meselesi var ya, iyonların birdenbire değişmesi. Onlar insanda yorgunluk, halsizlik, bitkinlik yapıyor. İlla kavga etmek, illa üzülmek de şart değil. İnsanın hayatında stres çok, değil mi? Bazı insanların yedikleri sinirimlerini zorlayan ağır yiyecekler hazmedemediniz. Bu gece bir hazımsızlığınız var. Gece ne görüyorsunuz siz? Kabus görüyorsunuz, sıkıntılı görüyorsunuz. Orada bile bütün sistemler hop diyor, değil mi? Yani iyonlar değişiyor bu. Ben bu hassizlik ve kırgınlıkla ilgili çok uzun konuşulabileceğine inanıyorum. Burada yani yedek enerjimizi nasıl kullanıyoruz? Alkali enerjimizi nasıl tüketiyoruz? Acaba kanımızın pH'i asit mi, alkali mi? Bunlar bile bu işin içindeler hocam. Yani işin fizyolojisine ve fizyopatolojisine çok girmeye gerek yok. Günümüzde havalar soğudu, herkes ona göre giyinsin. Değil mi? Bu, evet. Bu bir. İki, insanlar bugün hava raporuna bakıyorlar. Aa, bugün hava daha iyi, hemen soyunuyorlar. Halbuki o bizim sonbahar mevsimi öyle bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın, ama büyük denizin dalgaları gibi aralıksız değişiyor. Dikkat etmek.